okuldan ne anlıyoruz biz? Okul dediğin zaman insanlara bir şeyler öğreten bir kurum anlaşıyoruz. Bu bilgi hangi bilginin olduğu okulun medikal okullarda mesela tıp bilgisi öğretilir. Diyelim teknik okullarda ne öğretilir? Mühendislik bilgisi öğretilir. Ailede bir okul, hayat okulu ve çocuk doğar doğmaz okulun içine doğuyor. Doğuyor ve bu çocukta ilk öğreneceği şey davranış geliştirmeyi öğrenir bir çocuk ailede. Ve ailede aslında aile öğrenen örgüttür. Yani yani şu anda da zaten modern yönetim bilimlerinde her kurumun bir öğrenen örgüt olması tavsiye ediliyor. Yani canlı olması tavsiye ediliyor. Dinamik olması gerekiyor tavsiye ediliyor. Ve çevik bir yönetimin olması tavsiye ediliyor. Devamlı çünkü hızının çok değiştiğini görüyoruz. Yarı ömrü bilginin çok fazla kısaldı. Daha önce 20-30 sene olan yarı ömrü 200 seneye düştü. Böyle bir durumda devamlı öğrenen örgüt olması, anne de öğrenecek, baba da öğrenecek, çocuk da öğrenecek, hep beraber öğrenecekler. Böyle bir sistem olması gerekiyor. Bunun için de davranış geliştirmenin en iyi öğrenildiği yer ailedir. Bir insanın ilk öğretmeni de o nedenle annesidir. Bak babası değil, annesi diyoruz. Çünkü 0-3 yaş arası annenin yerine hiçbir şey tutmuyor, hiç kimse tutmuyor. Annenin yerine. Çünkü annelik hormonu var, babalık hormonu yok. Çünkü annedeki duygu, empatiyle ilgili, annelikle ilgili beceriler kadınlarda var, erkeklerde yok. Bunların bu önemli beceriler nedir? Empati becerisi yani. Korkuya karşı dirençleri daha düşüktür. Onun için çocuğu tehlikelerden koruyabilirler. Diğeri de çocukların duygularının çok daha duygusal okuryazarlıkları daha üstündür. Çocukların duygularının ihtiyaçlarını daha iyi anlarlar. Çocukların gelişiminde bu annelik ve diğerleri de konuşma becerileri gelişmiştir ve böylece çocuklarla sözel iletişim daha rahat kurabilirler. Duygusal iletişim hem de sözel iletişim daha iyi kurabilirler. Bu nedenle ailedeki üç önemli ayak var ailede önemli. Üç önemli kavram var. Bak biri sevgi, saygı, ilgi. Üçü. Sevgiyle saygı bir arada olduğu zaman şefkat ortaya çıkıyor. Şefkat ortaya çıkıyor. Tek başına sevgi içinde saygı yoksa o sevgi bencil bir sevgi de olabilir. Yani bazı anneler vardır çocuğunu severken bunu yaparsan severim, bunu yapmazsan sevmem seni gibi böyle sevgi sopa gibi kullanılır. Böyle durumlarda çocuk sevmeyi değil korkmayı öğrenir. Böyle durumlarda. Onun için saygı da sevgiyle saygı beraber olduğu zaman ne olur? Onun haklarını da ihtiyaçlarını da göz önüne alabilir. İçinde empati vardır. İki taraflı bir sevgi vardır. Bu şefkat kavramını oluşturur. Sevgi ve saygı beraber olduğu zaman şefkat oluşturuyor. Ve buna ilgi eklenirse de böyle durumlarda aile küçük bir ekosistem oluyor. Ailenin ekosistem olmasını şuna benzetebiliriz. Aile küçük bir yani habitattır. Habitat da bizim kültürümüzde ünsiyet diye geçer, ülfet diye geçer. Yani birbirine alışmışlık vardır orada. Yani bağırsağımızda vücudumuzdaki hücre sayısından daha çok bakteri var. Fakat bu bakterilerle vücudumuz bir ülfet kazanmışlar, bir ünsiyet edinmişler, bir habitat oluşturmuşlar. Birlikte yaşıyorlar. İki taraf da birbirine yardım ediyor. Yani bağırsaktaki can mikroorganizmalar düşman gibi görmüyor bizi. Biz de onu düşman gibi görüyoruz. Ve böyle bir şekilde bir paylaşım içerisinde, uzlaşma içerisinde, yardımlaşma içinde yaşıyoruz. Bunu ailede de bunun olması yani ailenin bunun için attenuity olarak geçiyor İngilizce'de. Yani kişi bir böyle sıcak bir ortam olması ve ünsiyet duygusunun olduğu, habitatın olduğu bir ortam olması ailenin. Sıcak bir atmosfer, iklim olması, ekosistem olması. Bu nedenle eğer böyle bir annenin babanın bu nedenle birinci görevi evi sıcak bir atmosfer haline getirmektir. Sıcak bir atmosfer olursa ev ne olur? O evde iyi çocuklar yetişir. İyi çocuk yetiştirmek kadar önemli bir üretim mi vardır bir anne, bir aile, baba için?
bu üretim vardır. Ama şu anda yeni modernite bize öyle söylemiyor. Bak, yeni modernitenin değerleri değişti. Bu modernite özellikle 70'li yıllardan sonra, 60'lı yıllardan sonra ciddi bir değişim yaşadı. Ve özgürlüklerde özgürlük ve sorumluluk dengesi bozuldu. Özgürlükleri şöyle, aile önemli değil, sen önemlisin. Aile kutsal değil, sen kutsalsın dedi. Yani şimdi ailede birlikte gelecek oluşturma, bizim geleceğimiz duygusu çok önemli ailede. Anne, baba, çocuklar bizim geleceğimiz. Yani bir anne ve baba çocuğunu yetiştirirken bizim geleceğimiz böyle olacak. Bizim böyle bir geleceğimiz olmalı. Biz hayat boyu bir yolculuktayız, birlikteyiz. Duygusuyla hareket edilir. Yani geleneksel ve önerilen aile tipinde. Ama şu anda yeni modernitenin sunduğu aile tipi ne diyor? Ben diyor 18 yaşına kadar sana bakarım, ondan sonra karışmam. Bu ben aile değil, ben önemliyim. Aile değil, sen önemlisin tarzındaki bir yaklaşım. Bu da ben merkezci bir aile yaklaşımı. Aileyi bir şirket gibi görmek yaklaşımı bu. Böyle bir yaklaşımda ailenin kavramını bozulmuş oluyor. Aile kavramı. Aile kavramı bozulduğu zaman da aile dağılır. Bakın, Konfüçyüs'e bir gün soruyorlar. Ya diyorlar, siz sıfırdan bir toplum verseler size, nasıl bir medeniyet inşa ederdiniz, ne yapardınız diye soruyorlar. O da şöyle söylüyor, bana sıfırdan bir toplum verseydiniz önce kavramların içini doldururdum diyor. Mesela anne kavramı diyor, eğer sadece çocuk doğurup bırakan bir kimse olarak tanımlandıysa onu değiştirirdim. Çocuğu doğuran, büyüten, ona bakım veren, onların iyi insan olması için çabalayan, ona hayattaki yol arkadaşı olan kişi kavramını öğretirdim. Adını annem değil de mesela mannem yapardım diyor. Değiştirirdim diyor ve böyle bir kavram yüklerdim diyor. Onun için medeniyet iddiasında olanlar zihinsel dönüşümden başlarlar. Kültürün somut kültür değil, soyut kültürden başlarlar. Somut kültür nedir? Taş, bina vesaire bunları inşa etmektir. Ama soyut kültür nedir? Karakter inşa etmektir. İşte ailede de bu nedenle zihinsel inşalar önemli ailede. Hatta İkbal'in, Pakistanlı büyük şair İkbal'e bir gün ona bir haçtan gelen bir hediye getiriyor. Hediyede şöyle işte klasik tesbih var, takke var gibi ve hurma var gibi hediyeler. Diyor, bana keşke siz diyor Hazreti Ali'nin ilmini, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Ali'nin ilmini, Hazreti Ebubekir'in sadakatini ve Hazreti Ömer'in adaletini getirseydiniz ben yeniden bir insanlık inşa ederdim diyor. Ve bu aslında buradan başlamak gerekiyor. Yani ailede de bu nedenle birlikte kültür oluşturması, ailenin ortak bir kültürel değerlerin olması gerekiyor. Ve aile ile ilgili yapılan araştırmalarda da Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Mutlu ailelerde 3 ortak özellik tespit edilmiş. Bak, birinci özellik ailelerde birlikte zaman geçirmenin çok yüksek olduğu. Sevgi, saygı, ilgi dedik ya. Bak, bilgi demek birbirine zaman ayırmak, birbirine değer vermek demek. Birlikte zaman geçirmenin olduğunu söylemiş. İkincisi, takdir, övgü, onay sözlerinin çok olduğunu söylemiş. Ki buna da ben bir hadis-i şerif biliyorum bununla ilgili. Karı koca birbirinize lütufkar davran diyor Hazreti Peygamber. Lütufkar demek iltifatlı davranmak demek. Yani böyle sert bağırıp çağıran bir ebeveynlik önermiyor. Bu nedenle burada ikinci özellikle takdir, övgü, onay sözlerinin kullanması. Üçüncü özellikle birlikte kiliseye giden aileler olduğu görülmüş. Yani birlikte kiliseye gitmek ne demek? Hayata benzer pencereden bakıyorlar. Ortak değerleri var. Yani ortak kültürel ve zihinsel altyapıları var. Bu üçü beraber olursa mutlu aile ortamı olabiliyor. Mutlu aile ortamında ne oluyor? Mutlu bir atmosfer oluyor ailede. Yani insanlar eve gelirken anne baba çocuk severek koşarak geliyor. Yani eve gelirken mahkemeye geliyor gibi bir duygu varsa oraya da çok dikkat edin. Hatta şöyle söylenir, bir mahallede girdiğinizde sokak köpekleri, kediler kaçar da sokak köpekleri sizden kaçıyorsa
o mahallede ilişkiler kötüdür, dikkat edin denir. Çünkü herkes hayvanlar kötü davranıyor demektir böyle durumda. Bu nedenle evde de insanlar birbirine iyi davranıyor mu? Bu nedenle bizim ailede kullandığımız, hatta bazı psikolog arkadaşlarımız böyle çerçeve yapıp ofislerine asmışlar bunu. Sev, değer ver, paylaş. Bu çok önemli bir slogan. Sev, değer ver ve paylaş. Bütün üyeler birbirine. Yani anne, baba, çocuklar. Mesela bir anne düşünün, çocuğunu seviyor ama devamlı babayı kötülüyor. Babayı eleştiriyor. Çocukların gözünde babayı değersizleştiriyor, devalüe ediyor. Böyle durumlarda o çocuk babaya karşı saygısı azalır ve babayı örnek almamaya başlar. Bu böyle durumlarda başkalarını örnek almaya başlar. Ve birçok cinsel kimlik sorunlarının arkasında da böyle tutumların olduğunu görüyoruz, rastlıyoruz. Bu nedenle burada ailede pozitif iletişim esastır, negatif iletişim istisnadır. Kusurların üzerinden iletişim kurmak yerine pozitif yönlerimizi güçlendirerek, yani eğer çocuğunuza devamlı hayır diyorsanız, devamlı eleştiriyorsanız, o çocuk özgüveni düşük bir çocuk oluyor. Yani onun da kişiliğini övüyorsanız devamlı, bak davranış ve çabalarınız, övelim çocuğumuzu, çok güzel, ama kişiliğini översek çocuk ne oluyor? Narsist oluyor. Özbeğene sahip oluyor. Özgüven, yani özbeğeni farklı biliyorsunuz. Özgüvende kişinin kendisiyle barışık olması, zayıf taraflarını bile görerek hayata olumlu bakmaya devam edebilmesi. Özbeğeni kendi kusurlarını görmeden yaşamasıdır bir insanın, ki o bir büyüklük hastalığıdır. Bir aslında onun arkasında şey vardır, kişinin zayıflığı vardır, yani kendileri yüzleşememenin verdiği zayıflığı vardır. Ailede bu nedenle, yani ailede bir önemli bir en küçük ekosistemdir, toplumu yapı taşıdır. Bir binanın yapı taşı neyse taşıyan o, toplumun yapı taşı ailedir. Ailedeki değerler çözüldüğü zaman, çünkü modernizm şu anda aile değerlerini hızla eritiyor. Hızla boşanma artıyor, şiddet artıyor. Ben tarihte de buna baktığımız zaman Roma'nın yıkılmasında ilk yıkılan önce aile yıkılmıştır. Daha sonra Roma yıkılmıştır. Bakın, Endülüs Emevilerde de ilk aile yıkılmıştır. Daha sonra dağılmıştır ve bütün birçok sosyal sorunlar, ahlaki sorunlar, yani birçok işte rüşvet, yalan, hırsızlık, birçok şey hızla yayılmıştır bundan sonra. Çünkü davranış geliştiren en temel organ aile, okul. Bu yıkıldığı zaman ve bunun tarihte örnekleri var. Yıkılan devletlere bakın, emin ol, aile yapıları sarsılmasıyla yıkılma arasında nedensellik ilişkisi vardır. Yani şu anda dünya, Batı medeniyeti krizde. Batı medeniyeti bir şekilde şöyle bir seçim yaptı. Aileye gerek yok. Gerek yok. Böyle bir seçim yaptı. Açık evlilikler doğaldır diyor. Açık evlilik ne? İki tarafta evli, iki tarafında sevgilisi var. Ve evlilik yürümüyor. En çok fatura çocuklara çıkıyor. Böyle bir yaşam felsefeniz varsa evlenmeyin diyoruz biz. Evliliğin temel standartları var. Buna uymaz bu durum. Evlilik olgunluğu ölçekleri var, uyguluyoruz. Buna uymaz. Yani bu ne? Önce ben diyen bir kimse evliliği yapamaz. Evliliğe girdiği zaman gelecekte beraber olacağız duygusuyla hareket etmesi gerekiyor aile içerisinde. Bu da bir okuldur, yaşanılarak öğreniliyor. Yani geçmiş ailede geniş aileler vardı. Gençler hata yaptığı zaman işte anneanneler, babaanneler bir şekilde çözerlerdi sorunları. Mesela bir evde anne baba kavga ediyor, tartışma, fırtına var, ses tonu yükselmiş. Anneanne eve gelir, ona bir şey söyler, buna bir şey söyler. Televizyonun kumandasını yönetemeyen anneanne, duygular yönettiği için evde birdenbire sorunlar çözülür, rahatlar herkes. Birbirine bağır, mesela ailede bağırmak gerçekten ailede duygulu, kalplerin uzaklaştığı anlamına gelir ailede. Ses tonu yükseldiği zaman duygusal mesafe açılıyor demektir. Çünkü ses tonu ne? Uzaktaki insana sesini yükseltirsin. Sen bağırmaya başladığın zaman sen artık eşini, çocuklarını uzakta görüyorsun demektir. Ona bağırmaya baş. Ses tonunu yükseltmek bu nedenle ailede insanların duygusal olarak uzaklaşması anlamına geliyor. Çok uzaklaştığı zaman da bir daha arada yol bulamayabilirsiniz. Yani duyguları yükselterek ses tonunu yükseltmek bir nevi bir savaş stratejisidir. Bu tarzda hareket eden bir kimse, devamlı evde
bağırıp çağırarak otorite kurmaya sağlayan, çalışan bir kimse aslında kendi zayıflığını ilan ediyordur. Yani sözel ifade becerisi olmayan, duyguların ifade becerisi olmayan, duygularını kelimeye dökmeyi başaramayan kişiler bağırarak, karşı tarafı sindirerek sonuç almaya çalışır. Ama ne olur? Burada da çocuklar korkmayı öğrenirler. Halbuki çocukların hayatta ilerleyebilmek için, yani ileride yapabilecekleri bir şey için onurlu olmaya ihtiyaçları var. Kendilerini iyi hissetmeye ihtiyaçları var. Korkuyla değil, özgüvenle hareket etmeye ihtiyaçları var. Çocuklara bu becerileri kazandıramazsınız. Böyle durumlarda babaya karşı hem sevgi hem öfke olur aynı anda. Bu ikisinin bir arada olduğu zaman, ki bu fazla baskıcı bir aile ortamında ortaya çıkıyor. Bu nedenle ailece işleyişinde şu andaki bir yönetim biçimi olan demokrasi hep yönetim biçimi olarak kabul edilir. Aslında demokrasi aynı zamanda bir değerdir. Ve bu çağın, 21. yüzyılın insanlığa sunduğu en büyük keşiftir, en büyük değerdir. Ailede de bu çok işe yarar. Demokraside ne vardır? Eşitlikçilik vardır, özgürlükçülük vardır, çoğulculuk vardır, katılımcılık vardır. Ve eleştirilebilirlik vardır, hesap verebilirlik vardır. Yani çocuklarımıza bizim hesap verebilirliği öğretmemiz gerekiyor. Kendine karşı hesap vermek, aileye karşı hesap vermek, yaşadığı topluma, vatanına karşı hesap vermek, yaratıcıya karşı hesap vermek. Bunların hepsi sosyal normları olan bir kimse yaratıcıya karşı hesap verir. Topluma karşı hesap verir. Vicdani standartlar olan bir kimse de yaratıcıya karşı sorumluluk hisseder. Bu duyguları da öğretebilmek, ailede öğreniliyor bunlar. Bunlar okullara değerler eğitimi diye ders koyarak öğretilmez. Değer içerikli eğitim şeklinde öğretilir. Bu nedenle aile bir okuldur gerçekten, ama hayatın öğrenildiği, davranışların geliştirildiği, insan olmanın öğrenildiği, iyi insan olmanın öğretildiği ilk eğitim kurumudur hayatımızdaki.